Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yürüyü dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Selamlar, saygılar, Miye Teknoloji Sitemizle beraberiz. 45.02'de gözüküyor. Şu an arkadaşlar, tabii ki de şu an 15 dakika öncesindeki verileri izlediğimiz için bu şekilde arkadaşlar. Yani seans kapanmadı hala. Neyse, RSI'deki şuradaki şişmişlik bölgesinden başlayalım arkadaşlar. Şişmişlik bölgesinde şuradaki tepe ve şuradaki tepeye bakalım. Biri düşük, biri yüksek tepe. Şimdi buranın altına geldiğimizde ilk yaptığı tepede arkadaşlar RSI güzel bir tepe yapmış. Sonraki yaptığı tepede RSI düşük olduğu için biz teknik manada zaten bunu görmesem bile arkadaşlar şöyle söylerdim. Evet, burada bir olumsuzluk var. Bir satış gelebilir. Ben bunu söylerdim. Zaten ona uygun bir pozisyon yaratmaya çalışıyor. Hatta baksanıza satışlar çok derinleşmiş. Deminden 45 noktası yani videoyu açma yani 1 dakikanın altında 44.62'ye düştü. Yani arkadaşlar zaten burada bir tepki gibi sanıyorum. Ben Miye Teknoloji bölündükten sonra hız da bu şekilde geldi. Şuradan bir destekten tepki aldı ve böyle bir hareket yaptı. Yani kesinlikle hala yukarı döndü falan diyemeyiz. Dememiz için gerçekten en azından bölündüğü noktalara falan gelip oraları zorlaması lazım. Yoksa bakın nasıl şekilde düştü. Hayırlısı bakalım. Seans kapanmadı tabii ki de. Destekten bahsedelim. 42.28 ve 39.48 yukarıda ise zorlaması gereken 49.20 direnci var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Selamlar, saygılar. Çimsa Çimento sitemizle beraberiz. 31.94 fiyatına gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Yaklaşık %3.39'luk bir yani tabii değişiyor da bu tarz bir düşüş var arkadaşlar. 15 dakika gecikmeli veri izliyoruz. Arkadaşlar RSI'deki bu yoğun satış bölgesi yani yoğun değil de hani gücünün çok azaldığı bölgelere geldik ve yani hiç neredeyse hiç görmediğim 13.91 bölgesine gelmiş arkadaşlar RSI. Yani muazzam bir baskı var diyebiliriz. Zaten analizlerden bakarsanız da aracı kurumlardan da muhakkak ki satışların önde olduğu vazgeçilmez bir göstergedir. Zaten hep sürekli satışlar gözüküyor. Arkadaşlar en yakın direncimiz 32.64 ve 32.82 direnci gözüküyor ve aşağıda da artık tek bir güvenecek kale kaldı. 31.38 ve 31.24 yani 31.30 aralarında önemli bir desteği kaldı gözüküyor. Hala SAS yeni indikatörünü takip ettiğimizde çizgisini onun hala aşağısında ve zaten indikatörün de çizgisi felaket bir şekilde uçurumdan düşercesine geliyor arkadaşlar. O da önemli bir gösterge diyebiliriz. Bakalım buradan bir destek alma çabasına girecek mi? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar. Alfasyon Enerji sitemizle beraberiz. 95.18 tabii ki de piyasa kapanmadı. Günlükte incelediğimde arkadaşlar şöyle iki tane çizgi attım ve hala bu çizginin aşağısına doğru gelmeye çalışıyor. Çizgimiz 93 noktasında kesişiyor arkadaşlar. Önemli bir desteklerden birisiydi. Zaten 90-100 arasında artık bir destek hattı olduğunu düşünüyorum. Bu destekleri de artık geçerse orası da bilemeyeceğim. RSI'da da zaten bir dip çalışması olduğunu görebilirsiniz günlükte. Bunu saatliğe aldığımızda arkadaşlar önemli bir şey var mı? Aynen saatlikte hala yeni düşük RSI'lar yapmaya çalışıyor. Biri burada, biri burada, biri burada. Ve şu sinyalliyorum. Şu çizgiye çok yakınız arkadaşlar. Direnç olarak da 98.80 ve şöyle 97.85 gözüküyor. Daha yukarıda 105 noktaları var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar. Aston Enerji sitemizle beraberiz. Arkadaşlar 101.7 seviyesinde. Tabii ki de 15 dakikalık bir gecikmeli veriyle şeklinde izliyoruz. Yani bayağı bir bugün düşüş yaşadı arkadaşlar. Çarşamba gününden aktarıyorum sizlere. %5.40'lık şu anlık bir düşüş. RSI'da baktığımda burada artık yeni bir kırmızı alan oluşturma. Dibinde dibini bulma çabasında. 19.94'e gelmiş RSI'nin mor çizgisi. Arkadaşlar uzun süredir böyle bir mor çizgi görmemiştir muhtemelen. Şurada bir mor çizgi görmüş burayı 23'lerde falan. Ama daha da öncelerine baktığımda uzun süredir görmüyor bu şekilde. Yani gerçekten Aston Enerji'nin sağlam bir fiyat düşürmesine konukluk ettik arkadaşlar. Hatta indikatörümüze baktığımızda da herhangi bir destek çizgimiz de yok artık. Sadece şu yukarıdaki 109 ve 110 noktasında önemli bir direncin olduğunu söyleyebilirim. RSI de burada artık nereye gidebilir tam olarak bilmiyorum. Yani Allah yardımcısı olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sitemizle beraberiz. 251.75
seviyesine gerilemiş durumda arkadaşlar. Tabii ki de fiyatlar açık olduğu için şu an seans kapanmadı. Arkadaşlar burada bir trende girme eğilimindeydi. Arkadaşlar tekrardan sonra burada gri bölgelerinin aşağısına sarkınca, yani en azından 257.25 desteğini diyelim biz, onun da aşağısına sarkınca yeni yeni 251 seviyelerine doğru gelmiş bulunmakta ve zaten indikatör olarak da sas indikatörünü çalıştırmış ve muazzam bir şekilde gördüğünüz üzere hani ivmelenerek gidiyor. Hem de çizgisi de zaten hiç yumuşak değil arkadaşlar. Çok net ve dik bir çizgi olarak iniyor. Ve çizginin 255'i takip ettiği, fiyatın da 251'lerde olduğunu görüyoruz. RSI'da zaten bir dip çalışması olmuş. Keza buradaki dip çalışması gibi bir dip çalışması olmuş arkadaşlar. Bakalım daha da derinleşir mi, göreceğiz. En yakın desteğe bakarsak da 239 ve 238 noktalarında bir yeşil desteğimiz var. Belki buralara yolculuk yapma imkanı var ama direnç olarak da 257 noktasının üzerinde kalmadığı sürece döndü diyemeyiz arkadaşlar. Yani dönmesi için birazcık zorlaması lazım oraları. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar saygılar, Türk Broşisi'nimizle beraber arkadaşlar. Şu an 150.8 gösteriyordu. Seans kapanmadı arkadaşlar. Onu bir hatırlatayım. Destek olarak 148.9 ve 148 noktalar önemli destek. Bunu tekrardan sizlere belirtmek istedim. Şurada ara bir destek bölgesi var. 146.2 arkadaşlar. Direnç olarak da 152.4 ve şöyle 154 noktası bir direnç. Yukarıda da arkadaşlar 155.8 ve 156.8 direncin ikincisi olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Şimdi RSI'da muazzam bir şöyle geri çekilme var. Yani hızlı bir dip çalışması olmuş. 1 saatlik incelediğimde yaklaşık 27-15'lerde yanılmıyorsam. Ve arkadaşlar şu an hissenin fiyatına baktığımda ise 18.05'ten aktaracağım size. TürkBroş'a bakayım şöyle. 149.90'dan kapanış yaptı diye görüyorum ben şu an. Birçok hissede geri çekilmeler var şu an. BIST 100'e baktığımızda 7.855, %2.51'lik bir geri çekilme var arkadaşlar. Onları da hatırlatmadan geçmek istemiyorum ve şu anlık sat indikatörünün çizgisine baktığımızda da hala aşağısında kapanış yapmış. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Borsa listemizle beraberiz. 649 noktasında şu anlık. Arkadaşlar tabii ki de piyasa kapanmadı. RSI'dan başlayalım. RSI'da hala bir düşüş eğilimi var gördüğünüz üzere. Demin geçenki videoda muhtemelen ortalarda bir yerdeydi arkadaşlar. Sonrasında bugün de ufaktan ufaktan hala düşmeye devam etmiş ve 35 seviyelerinde şu anlık. Arkadaşlar şurada önemli bir yani ara bir direnç boşluğu gözüküyor 658'de ve daha yukarıda 723 ve 732'lerde direnci var. Destek olarak herhangi bir yeri gösteremiyorum çünkü baktığımda arkadaşlar aynen aslında şurada bir desteğimiz var. 593'lerden geçiyor baktığımızda aynen 590-600 arasında bir destek var. Oraya iner mi? Oraya bir bakalım arkadaşlar. Geçenki videolarda da bahsetmiş olabilirim zaten. Oradaki desteği takip etmeyi unutmayalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.